Gelen ve Türkiye'yi, başkent Ankara'yı rahatsız eden o açıklama, İsrail Dışişleri Bakanı'nın açıklaması ve o doğrultuda acaba Türkiye bir Suriye operasyona mı hazırlanıyor sorusunu sorup oradan tabii iş dolaylı olarak Trump'ın İsrail yanlısı kabinesine gelmişti. Buyurunuz devam ediniz. Yani hem İsrail yanlısı hem PKK, PYD, YPG yanlısı aynı zamanda. Şimdi dolayısıyla tehlike artık biraz farklılaştı. Çünkü İsrail'e sahip çıkacak olan bir Amerikan yönetimi, demin işte adlarını verdim, Dışişleri Bakanı ve Ulusal Güvenlik Sekreteri Michael Waltz, çok ciddi PKK yanlısı. Çok ciddi, yani geçmişteki konuşmalarına ve yazılarına bakılırsa resmen şunu söylüyor. Yani Amerika diyor PKK'lılara pasaport vermeli, ikamet vermeli. Onlara her türlü desteği verelim. Niye çekiliyoruz Fırat'ın doğusundan? Onlar bizim stratejik müttefiğimiz Kürtler. Yani PKK için söylüyor bunu. Dolayısıyla bunun söylemiyle, Amerikalı güvenlik sekreterinin söylemiyle İsrail yetkililerin söylemi hemen hemen aynı. Şimdi İsrail'e sahip çıkacak olan bir Amerikan yönetimi, Trump yönetimi, bir de PKK'ya, PYD, YPG'ye, Fırat'ın doğusunda onlara da sahip çıkacaksa iş biraz daha çetrefilleşiyor ve karışıyor. Çünkü Amerikan yönetiminin bildiğimiz ve zaten birinci dönem Trump'ın birinci döneminden de hatırladığımız kadarıyla bölgeyi yeniden dizayn edecek. Bu dizayn büyük olasılıkla İsrail'in istediği şekilde olacak. Koşullar tabii ne kadar buna el verir vermez bilmiyoruz. Ama en azından Trump ve ekibinin kafasında yeni bir Orta Doğu, yani bu hani Büyük Orta Doğu projesine benzer yeni bir şey geliştirecekler. Bu geliştirme içinde büyük olasılıkla 3 tane temel hedef vardır. Birincisi Suudi Arabistan'ı İsrail'le barıştırmak. Birincisi bu. Çünkü birinci döneminde Trump Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Sudan, Fas gibi ülkeleri İsrail'le barıştırdı. Dönemi bitince yetişemedi Suudi Arabistan'ı da barıştırmak için. Şimdi İsrail'le Suudi Arabistan'ı barıştıracak. İkincisi Erdoğan ve Türkiye yani Türkiye ve Erdoğan yönetimine Amerika'nın yeni planlarına uygun bir hale getirmek. Getirmezse işte iki tane konu üzerinden rahatsız etme. Birincisi PKK, PYD, YPG. Diğeri de İsrail üzerinden Türkiye'yi rahatsız etmeye çalışacaklar. Bu ikisi gerçekleşince temel en önemli hedefleri olan İran'ı hizaya getirmek onların deyimiyle. Yani bir bahaneyle İran'ı vurmak, saldırmak, karıştırmak her türlü söz konusu olabilir. Ama en temel düşmanların yani başında Amerikan yönetimine göre, yeni yönetime göre İran olacak. Yani bunu şu şekilde özetlemek mümkün. Neresinden bakarsanız bakın yeni Amerikan yönetiminin politikalarında bütün politikalarında Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor. Yani bir İran zaten Türkiye'nin komşusu. İkincisi Suriye. Zaten Türkiye orada askeri var. İşte PKK, PYD var. Üçüncüsü Irak. Irak'ın kuzeyinde de PKK var ve orada da Türk askeri var. Dört işte İsrail dedik. Bölgedeki bütün Arap ülkeler İsrail'e yönetimleri daha doğrusu İsrail'le barışırsa Türkiye ne yapacak? Daha dün Cumhurbaşkanı Erdoğan yine İsrail ve Netanyahu ile ilgili sert açıklamalar var. Ya hani geri adım atacak diğerleriyle olduğu gibi İsrail'le barışacak ya da böyle devam edecek. Ama çok fazla pazarlık şansının olacağını eğer birinci ve ikinci, üçüncü koşullar gerçekleşirse Trump açısından Erdoğan ve Türkiye büyük olasılıkla çok zor bir döneme hazırlanması gerekiyor. Şimdi değerli izleyiciler, biz biraz önce tabii bu gelişmeleri konuşurken Amerika Birleşik Devletleri'nde tamamlanan seçimler, Trump'ın oluşturduğu yeni kabinesi ki çok dikkat çekici isimler var Sayın Mahalli'nin de dikkat çektiği için. Tam bu noktada tabii hatırlatayım biraz daha ayrıntılı bakmak, okumak isteyenler için. Bugün Tele1.com.tr'de Hüsnü Mahalli'nin analizi önemli. Hayırlı uğurlu olsun başlığıyla yayınlandı. Mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Az önce de konuştuğumuz gibi hep Büyük Orta Doğu Projesi, Büyük Orta Doğu Projesi diyoruz ama şimdi artık bunun adı konulmamış başka bir Trump projesi olacak karşımızda gibi gözüküyor. Biraz tabii sesli düşünmek gerekirse Türkiye İsrail'le
bir gün barışır mı? Barışırsa ne olur? Bir de tabii Suriye lideri Beşar Esad'la o görüşme, Esad'ın kapıyı kapattığı görüşme yapılmış olsaydı neyi değiştirirdi bölge için Sayın Mahalli? Evet, sordunuz yani sorunun ikinci bölümü bence her şeyi açıklayabilir. Yani barışmış olsaydı, daha doğrusu yani 2011'de Arap Baharı olduğunda Türkiye müdahale etmeseydi Suriye'ye, belki şimdi konuştuğumuz hiçbir şeyi konuşmuyor olacaktı. Çünkü 2011 öncesinde PYD, YPG yoktu. 2011 öncesinde Nusra, IŞİD, işte aklında gelen bu İslamcı terör örgütleri yoktu. Suriye bu durumda değildi. Suriye-Türkiye sınırlar kaldırılmış, vizeler kaldırılmış, neredeyse birleşme pozisyona gelmiş iki ülkeydi. Ortak Bakanlar Kurulları, Bakanlar Kurulu toplantısı yapılıyordu Şam'da ve Ankara'da. Yani birinci şıkkı bu. İkinci şıkkı barışmış olsaydı. Barışmış olsaydı yine aynı şey olacaktı. Yani bunlar olmayacaktı. Çünkü hiç kimse Türkiye olmasaydı Suriye müdahale edemezdi. Arap ülkeler başta olmak üzere. Çünkü Arap ülkelerinin, Ürdün hariç, hiç kimsenin Suriye ile sınırı bile yok. Yani Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Mısır, yani bunlar Suriye'ye müdahale edemez. Hepsi Türkiye üzerinden oldu. Yani gelen giden herkes Türkiye sınırından Suriye'ye girdi. Şimdi dolayısıyla barışma, şimdi yani barışsalar yine denge, Amerikan mantığıyla konuşuyorum. Dengeler Allah kullak olabilir. Yani Amerikalılar istediği gibi bu bölgede cirit atamaz. Çünkü Suriye ile Türkiye birlikte hareket ederse o zaman İran da bu üçlü ikili işbirliğine yanaşır ve destekler. Ve böylece Irak da aynı şeyi yapar. Dolayısıyla ikili başlayabilecek birliktelik dörtlü işbirliğine dönüşebilir. Dörtlü düşünün, yani bölgenin tarih boyunca en önemli dört ülkesi, şakası yok. Irak, Suriye, Türkiye, İran, yani Mezopotamya, yani onun için tarihsel diyorum, 10 bin yıllık birliktelik var bu coğrafyada. Şimdi bu gerçekleşirse ne Amerika'sı, ne de İsrail'i, ne de başkası bu saçmalıklarına girişemezdi. Yani ne Gazze'deki katliamlar, ne Lübnan'daki katliamların hiçbiri yapılamaz. Onun için yani hani işte en başa dönelim, birinci bölümde konuştuğumuz şeye dönelim. Keşke yani Esad da Erdoğan da ya yeter artık, yani bu herkesin kendine göre koşulları var. Ben istersen şu olur, ben şunu isterim olur, sen yapmazsan yaparım gibi. Tabii detaylarını bilmiyoruz. Yani bu koşullar bir yana bırakılsaydı ve birlikte oturup o gün, yani dün, evvelsi gün pardon, tokalaşmış olsalardı büyük ihtimalle çok çok çok, yani akıl almaz şekilde bölge çok farklı bir yola girmiş olurdu. Ama ne yazık ki bunlar gerçekleşmiyor. Bu coğrafyanın ne diyeyim, makus talih, ne denir bilmiyorum artık bu şeyde, saçmalık artık. Öyle bir yayıldı ki bu coğrafyada. Hiç kimse neyin nasıl gelişeceğini de artık kestiremiyor açıkçası. Şimdi bölgede tabii güçlü bir Suriye'nin oluşu çok şeyi değiştirebilirdi. Bir yandan da biz hep ekonomide geldiğimiz bu çöküntüyü NAS politikalarına bağlıyoruz ama aslında bakın oradan başlıyor. Zira sonrasında böylesine bir sığınmacı akınına da Türkiye maruz kalmayacaktı eğer tüm bunlar olmasaydı. Şimdi Sayın Mahalli, gerçi 4 dakikamız kaldı ama ben şimdi buradan şuraya geleceğim. Hatta arkadaşlarımızdan da rica edeyim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçakta yapmış olduğu açıklamalardan Bahçeli ile ilgili vermiş olduğu tam bu mutabakat mesajı. Şimdi tüm bunların Bahçeli ile ne ilgisi var? İç siyasette ne ilgisi var? Bahçeli'nin Öcalan çıkışıyla ne ilgisi var? Şöyle söylüyor Erdoğan: Türkiye'nin geleceğinde teröre de, terör takviyeli siyaset de yer yok. Cumhur İttifakı olarak bu